Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün köy binası 9'dan köy binası 10'a geçiş videosu çekeceğiz. Ee, Emre kardeşimizin hesabındayız. Emre'nin köyü hemen hemen güzel. Yani e, bakacak olursak duvarları bitirmiş, savunmaları bitirmiş. Burada sadece belediye binası, kral kraliçesi kalmış. Kral kraliçeyi kaça basmış diyecek olursak 17 24'e basmış. Araştırmada eksikler baya fazla yani e, aslında geçmemesi lazım ama e, geçmek istiyor. Neden? Ganimeti çöp oluyor. Böyle köylerde ne yapmamız lazım? Onunla ilgili e, hareket edeceğiz arkadaşlar. Yani böyle köylerde direkt köy binası ona geçip Cehennem Kulesi'ni alalım. İşte e, şunu yapalım bunu yapalım tarzında ilerlememek lazım. Daha böyle e, 9.5 tarzında hani... Ee, biraz daha araştırmanın bitmesini Kral kraliçenin en kötü bir 20'nin üstünü beklememiz lazım Hani ilk baştayken e, Kariksir'e yüklenmediğinden dolayı Sonraları sıkıntı yaşamış Neden ilk başta Kariksir'e Yüklenseydi bu kadar Karix askeri kalmazdı Yani 3 seviye burada 1 seviye burada 4 5 bunun 4 seviyesi var 9 2 seviye bu 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 araştırmada 20 tane eksik var ve daha da fazlası var. İksirle ilgili olanlarda da var. Şimdi biz bununla ilgili ne yapacağız? Öncelikle şöyle bakacak olursak inşaat kitabı var. Altın ürünü, iksir runu, kar iksir runu var. Evet iki tane işçisi de çalışıyor. Kral kraliçeyi basmış. Çok güzel. Ya elinizden geldiği kadar kral kraliçeyi basın. Karı nasıl kasıyor? Yani yeni yeni toparlanmış. Dediğim gibi muhtemelen bizim bebe geceler saldırılarını görmüştür. Bu şekil kasmaya başlamıştır. Önceden böyle kassaydı kral kraliçe araştırma bu seviyelerde olmayacaktı. Bunu siz de biliyorsunuz. Şimdi biz inşaat kitabını kullanmamamızı söyledi. Ondan dolayı şöyle çekişle köy binası 10'a geçiyoruz. Şimdi köy binası 10'da bize neler geliyor? Klan kalesini bastırıyor. İşte yeni cehennem kulesi, x yayı, e, bomba kulesi, okçu kulesi, yeni top tarzında yeni şeyler veriyor. Şimdi dediğim gibi ilk başta eski şeyleri e, hiçbir şekilde zaten karışmayın. E, savaş çekici var. Savaş çekici ve büyü çekici de varmış. Ama bunu da kullanamayız çünkü e, araştırmayı da bitirmemiş. Evet şöyle bir depoyu dolduralım 8.5 milyon altın 8.5 milyon iksir Gelelim buradan ne veriyor bir bakalım Şimdi e, tuzaklar var Öncelikle bir tuzakları alalım abi Şöyle bir tuzakları şuraya koyacağım Neredendi? Evet şuradan Evet şimdi tuzakları neden alıyoruz? Tuzakların çok bir şeyi yok Maliyeti yok süresi yok Ama e, işlevi fazla Ondan dolayı ilk başta tuzakları alın, şöyle bir kenara koyun. Şimdi kenara niye diyoruz? Hani ilk başta bunları bir dengelememiz lazım. Ee, yeni top, yeni iskelet tuzağı. Evet. Şimdi bunları getirdik, böyle koyduk. Şimdi diğerlerinde ne var ona bir bakalım. Savunmaya gelecek olursak cehennem kulesini, X yayını almayın arkadaşlar. İlk aşamada bunları almayın. Ee, şunun dört tanesini alabiliriz. Hani İlk aşamada bomba kulesi, okçu kulesi, top ve duvar arkadaşlar. Öncelikle geliyoruz bomba kulesini kuralım. Arkasından gelelim başka yeni cehennem okçu kulesini. Şunu da getirelim buraya kuralım. Yani bunları yavaş yavaş yükselteceğiz. Sonra bakalım yeni top. Evet, yeni topu da kuralım. Son olarak da bir duvarımız kalıyor. Duvarımızı da kurduktan sonra ee, ilk aşamayı tamamlamış oluyoruz. Sonra ikinci aşamaya geçebiliriz. Bakalım neleri basabileceğiz. Şimdi şuradan da duvarı basmak istiyorum. Bu arkadaş zaten full duvarcıymış. Duvara yüklenirim abi diyor. Duvarı bitirmiş. Araştırma çöp. Ee, kral kraliçede orta derecede. Yani 20'nin üstü olsaydı kral kraliçeyi e, idare eder diyecektim ama 20'nin altı olduğu için çok da iyi bir şey diyemiyorum. Şimdi işçimiz e, duruyor. ha Bir tanesiyle şey yapacağız. E, ne yaptıktı? Bomba kulesini bastıktı. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar normalde araştırmayı basmamız lazım. Araştırmanın içinden de yükseltmemiz lazım. Lakin bu arkadaşın e, araştırmanın içi çok güzel olduğu için aslında basmasak da olur. E, 3 milyon istiyor içindeki hep de şunu soruyorlar işte Mehmet abi biz araştırmanın dışını bastığımızda içindeki yükseltme devam ediyor mu? Arkadaşlar eskiden devam ediyordu. Mesela içinde 4 gün yükseltmesi varsa dışını 5 gün basıyorsan 5 günün sonunda içindeki de bitmiş oluyordu dışı da bitiyordu. Tabi artık o nasıl oldu onu bilmiyorum gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü takip etmiyorum hani hiç belediye binası basmadım araştırma sonradan bitti mi bitmedi mi bakmadım. Bu arada bu arkadaş e, inşaatçı ile ilgili çok da bir şey yapmamış. Sadece Mega Tesla'yı maxlamış. Evet yani en önemli şey burada nedir arkadaşlar? İksir. İksir ile ilgili top e, 10 seviye duruyor. Top makinesinin daha 8 seviyesi var. Ve en önemlilerinden biri de savaş makinesinin daha 17 seviyesi var. Bana diyor ki ben çoklu havanı basacağım. Şimdi sayın kardeşim. Sen çoklu havanı basacaksın da çoklu havan senin ne işine yarayacak? Onu bana bir söyler misin? Nerede bunun inşaatçı kulübesi? Otto kulübesi? Almamış mı ki ya? Otto kulübesini almamış mı? Ben mi göremiyorum? Anlamadım gitti. Maden. Vallahi ben göremiyorum herhalde. Şu normal kulübe. Allah Allah. Şuradan bir bakalım. Otto kulübesi. Neredesin lan? Vallahi ben göremedim. Muhtemelen almıştır ya. Veya başka bir yerden mi çıkıyor ki? Kaynak, savunma, tuzak. Yo. Muhtemelen almış da ben göremiyorum. Şimdi abim sana tavsiyem. Daha şu an için şeyi basmana gerek yok. Ney onun ismi. Hani çoklu havanı basmana gerek yok. Tamam çift top, çift havan, e, çift okçu kulesi yapmanız lazım ama e, senin daha aylar, yıllar geçmesi lazım. Yani şu 13'ü e, hızlı hızlı basman lazım. Yani bunu yükselteceksin. Araştırmadan da e, topu e, havan şeydi. Top, top arabasını da 18 yapman lazım. Ondan dolayı senin işin bayağı uzun. Şimdi iksirle ilgili ne yapabiliriz diye bakıyorum. Hani bir tanesiyle e, araştırmayı basabiliriz. Bir tanesiyle de kara kışla veya normal kışlayı basabiliriz. Madenci açılıyor. Zaten 3 e, tane işçisi var. E, yapacak da çok bir şey yok gibi. Ne yapabiliriz? Şuradan duvarları basarız. Hani diyorsunuz ya Mehmet abi her seferinde sen... Ee, rünün şeyin oluyor basıyorsun. Rün olmadığı zaman da e, çek diyorsunuz. Ah, rünsüz bir köy geçişi bu şekil. Adam iki tane de işçiyi de boşa çıkarmamış. Ondan sonra da diyor ki: "Mehmet abi köy geçişi çeker misin?" Evet, şunu da kaldırayım. Şöyle yapayım. milyon 200'ü de buraya verdim. Tamamdır. Evet, iki tane işçimiz var. Bu iki tane işçiyle de ne yapabiliriz? asker sayısını basabiliriz. Kışlalarda yeni asker açabiliriz. Bir kamyon işimiz var. Tutup da e, okçu kulelerine falan yüklenmeyin. Yani e, aceles etmeyin arkadaşlar. İlk başta kış asker sayısını bir 240 yapmak için uğraşın. Kışlaları bitirmeyi deneyin. Bir iki tanesini basın. Ondan sonra kara kışlayı basın. Araştırması duruyor. En önemli şeylerden birisi büyü fabrikası 5 tane olacak. Onu da basmamız lazım. Büyü fabrikasını basıyoruz ve son olarak da araştırmayı basıp bölümü sonlandıracağız arkadaşlar. Araştırmaya da 3 milyon istiyor. 2 milyon bir şey kalıyor. 2 milyona da yapıştıralım. Duvar gitsin. Şöyle e, Kaçtı? 3 milyon. Evet. 3 milyonmuş. Şöyle iki tane daha basalım. Yok lan. Iııı e, 2 3 tane daha basabiliyoruz. Evet bu arada altın rünü ve iksir rünü var ama maalesef ki onları kullanamıyoruz arkadaşlar. Kullansak sadece duvara basacağız. Yani şu altın rünü, iksir rünü hiçbir faydası yok. Savaş kitabını kullanamıyoruz, kar iksiri kullanamıyoruz. Niye? Çünkü iş işçiyi zaten boşa çıkarmamış. Boşa çıkarmadığından dolayı şu an kullansak e, adamın işini görmeyecek. Ondan dolayı en güzeli kullanmamak diyorum ve 3 milyonu da buraya verip bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar. Yani bu arkadaşkini normalde çekmeyecektim. Hani videosunu çekmeyecektim. Çünkü geçiş için biraz dengesiz bir köy yapmış. Hani öncelikle araştırması kötü. Kral kraliçesi düşük. Ondan sonra savaş kitabını kullanma. işte şunu şöyle yapma. Dediğin zaman köy bu şekil oluyor abi. Yani sadece belediyeyi basacaksın. Asker sayısını, ile ilgili olan şeyleri yükselteceksin. Neyse bu seherlik de böyle olsun arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum. Hoşunuza gittiyse like, gitmediyse dislike atın. Yorumlara da belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.